Selam herkese, tercih videolarıyla yine buradayım. Bugünkü videomuzun konusu tercihlerle ilgili genel bir video olacak bu. Konu çok fazla soru geliyor. Hem deprem kontenjanı ile ilgili hem genel tercihlerle ilgili. Ben o sorulara böyle kısa kısa cevap vermeye çalışacağım. Şimdi ilk sorumuz depremzede kontenjanı. Bununla ilgili aslında daha önce video da çektim. YouTube'da pek çok da video var. Şimdi şu şekilde sorular geliyor. Örneğin diyor ki hocam benim sıralamam diyelim ki 30K. Diyor ki ben Harran Tıbbı istiyorum. Harran Tıp kaçla almış? 28K ile almış. Girebilir miyim diyor. Şimdi tercihlerinizi şu şekilde yapacaksınız. Başarı sıralamanıza göre yazdınız. Mesela Harran Tıbbı yazdınız siz. Harran Tıp'ın genel kontenjanı ne kadar? 100 kişi diyelim. Siz o Harran Tıp'ı tercih edenler arasında sıralamada ilk yüzdeyseniz zaten oraya yerleşeceksiniz. Diyelim ki ilk yüzde değilsiniz. %25 kontenjan artırımı oldu. Yani 25 kişi daha tıp fakültesine alınacak. İşte o 25 kişinin içine girebilmeniz için işte 30K'lık sıralamanızla o 25 kişinin arasına girmeniz lazım ki o depremzede kontenjanını kullanabilirsiniz. Yani doğal olarak 28K ile tıp fakültesine yerleşen öğrencilerin arasında siz 30K ile aynı fakülteye yerleşebilirsiniz. Yerleşemeyebilirsiniz de. İşte o %25'lik kontenjana kullanacak kişilerin arasında da başarı sıralaması yapılacak. O nedenle buna net bir cevap vermek zor. İkinci olarak yine genel tercihlerde işte sıralama ile ilgili sorular geliyor. Bunda da şunu söylemek istiyorum. Özel koşullara lütfen dikkat edin. Yani üniversitelerin o özel koşulları var, onlara dikkat edin. Unutmadan bir şey daha diyeceğim. Depremzede kontenjanının hep avantajları konuşuluyor. Aslında bazı dezavantajları da var. Nedir dezavantajları? Bunları da konuşmak istiyorum. Bunlar da çok önemli çünkü. Bence en büyük dezavantajı şu. Zaten bir deprem yaşamış insanlar maddi manevi pek çok badireler atlatmış. Okulların belki bir kısmı yıkıldı, bir kısmı hasar aldı. Sonuçta o okullarda, üniversitelerdeki hocaların durumları nedir? Onlar neredeler, ne şartlardalar şu an? Kontenjan artırdığınızda bu üniversitelerin öğrenci sayısı bu kadar arttığında bunun altından nasıl kalkılacak? O sınıflar nasıl oluşacak? Bunları düşünmek lazım. Bir de sosyal yönden, psikolojik yönden hep aynı insanlar, yani bu aynı korkuyu, endişeyi yaşamış insanların birlikte olması ne derece sağlıklı olur? Bunları da düşünmek lazım. Keşke bunun yerine genel bir kontenjan verilseydi, Türkiye geneli, LGS'de olduğu gibi. Yani tüm üniversitelere %5, %11 hak verilseydi, her yerden tercih edebilseydi depremzede öğrenciler çok daha iyi olacaktı. Bir de bazı bölümler var ki bu 11 ildeki üniversitelerde yok. Mesela gemi inşaat mühendisliği diye bir bölüm var. Çok da aslında son yılların böyle yükselen yıldızlarından biri. Ama mesela bu 11 üniversitede bu bölüm yok. Yani burayı tercih etmek isteyen öğrenci ne yapacak? Tabii ki işte 9 Eylül gibi İstanbul Üniversitesi gibi bölümleri yazacak. Ama burada da depremzede olmasının avantajını yaşayamayacak. Böyle de dezavantajları var. Şimdi gelelim genel tercihlere. Artık son günlere yaklaştık. Herkesin kafasında bir şeyler belirmiştir. Şimdi ben tabii daha önceki videolarda da bahsettim. Hani tıp, diş hekimliği gibi bölümlerin, yani sağlık bölümlerinin biraz düşüşe geçeceği, mühendislerin daha ön planda olacağını söyledim. Bu aslında dünya genelinde olan bir şey bu. Ama tabii bu arz talep meselesi olur olmaz bilmiyoruz. O yerleştirme sonuçları bizi gösterecek onu. Ama sonuçta tercih yaparken tabii ki yazacağınız bölümle ilgili bazı kriterleri de göz önüne almak zorundasınız. Nedir onlar? Birincisi
istediğiniz bir bölüm olsun. Okumak istediğiniz bir bölüm olsun. Çünkü orayı bitirdiğinizde onunla ilgili bir iş yapacaksınız. Ve en az 35 yıl çalışacaksınız. Belki daha fazla 40 yıl. O yüzden böyle istediğiniz bir bölüm olmasını can yürekten isterim. Çünkü insan işe giderken mutlu mesut gitmesi başka, her gün mutsuz bir şekilde of puflayarak gitmesi bir başka olacaktır. Şimdi istek önemli ama istek yeterli mi? Kesinlikle değil. Nedir diğer kriterler? Ekonomik şartlardan dolayı bence hani seçeceğiniz şehrin uzaklığı, yakınlığı önemli. O şehrin hayat şartları önemli. Mesela İstanbul'da yaşamakla Anadolu'daki bir şehirde yaşamak aynı değil. Ailenizin de ekonomik şartlarını düşünerek tercihlerinizi yaparken il tercihinizi buna da dikkat edin. Tabii ki üniversite önemli. Neden önemli? Şimdi diyelim ki bilgisayar mühendisi okumak istiyorsunuz. Şimdi siz ister Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyun, isterseniz Ankara Gazi Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyun. Dersleriniz ortak değişmiyor yani. Sadece derslerin yerleri değişiyor. Bağlı dersler oluyor bazı üniversitelerde. O zaman aynı dersleri görüyorsunuz. Hemen hemen aynı akademik donanımla mezun oluyorsunuz. Farkınız ne olacak? Yani ne fark olacak? Genelde şu belki bir 10 yıl önce mezun olduğunuz üniversitenin adı önemliydi ama şimdi inanın bunun da hiçbir önemi yok. Fark şu olacak. Sizin okuduğunuz üniversitede edindiğiniz sosyal çevreniz, arkadaş çevreniz aslında size fark katacak olan o arkadaşlarınızdır. Buna da dikkate alın. Tabii ki üniversitenin size kazandıracağı sosyal yönden kazandıracağı şeyleri de dikkate almanızı öneririm ama önem sırasına baktığınızda şu an bence ekonomik krizden dolayı en dikkat edilmesi gereken şey ekonomik olarak ulaşım nasıl olacak, gidiş gelişiniz nasıl olacak? Çünkü uzun bir süreç. Sürekli o yol parası verdikçe içinize oturacak. Bunlara da dikkat etmenizi öneririm. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.